dile getirdiğim gibi bu oturumda daha çok Cumhuriyet dönemi aydını ve ideolojiler üzerinde duruyor olacağız. Takdir edersiniz ki ideolojiler gerçekten fikriyat bakımından kıymetli yere sahiplerdir ve bu kıymet aslında biraz daha kitleleri etkileme bakımında kendini göstermektedir ve pek çok mütefekkirin de diline pelesenk olmuştur aslında bu ideolojiler. Nitekim Eugène Ionesco adlı Fransız yazar, ideolojiler bizi ayırır, hayaller ve ızdırap ise bizi bir araya getirir der ideolojiler için. Keza Rus yazar Alexander Gerchen de ideolojilerin toplum üzerinde nasıl tahakküm kurmaya muktedir olduğuna dair şöyle bir izlenimini dile getirir. Bütün bir nesli yoldan saptırmak, kör etmek, delirtmek, yanlış bir hedefe yönlendirmek mümkündür. Napolyon bunu kanıtladı. Şimdi takdir edersiniz ki Meriç'in de ideolojiler hakkında söyleyeceği çokça şey vardır. Misal Türk toplumunun nezleye yakalanır gibi ideolojilere yakalandığından bahseder Meriç. Ve bu ideolojilerin günün sonunda Türk toplumuna aslında tam bir tatminlik vermemesinin nedenini de ideolojilerin tam hakikat maskesi altında yarım hakikat olmalarına bağlar. Aynı şekilde Meriç'in ideolojileri tanımlaması da çeşitlilik göstermektedir ama genelde temel bir zeminden hareket etmektedir. Bu bakımdan yine seçtiğimiz metinleri okuyacak olursak Meriç'in ideolojilere karşı bakışını çok daha iyi anlarız. Bu seçtiğimiz kısım Aydınların Dini İzimler adlı metinden genel olarak bizim konumuza daha çok uyan bir kısım. Müsaadenizle okuyorum. Şöyle diyelim, Avrupa Tanzimat'tan beri aynı emelin kovalayıcısıdır. Türk aydınında mukaddesi öldürmek. Mukaddesi yani İslamiyeti. Bu mukaddesin yerine kendi mukaddesini aşılayamazdı. Çünkü misyonerin hedefi devlet-i aliyeyi Hristiyanlığa kazanmak. Yani devlet-i aliye ile bütünleşmek değil, ezeli düşmanını etnik bir toz yığını haline getirmekti. İstediği kalıba sokacağı şuursuz ve iradesiz bir toz yığını. Kaldı ki İslam'a teklif edeceği bir mukaddesi de yoktu Avrupa'nın. Tahrip ameliyesi hiç değilse aydınlar kesiminde tam bir başarıya ulaştı. Batı'nın muharref Hristiyanlığa tevcih ettiği tenkitleri kendi dinimiz için de geçerli sandık. Hürendişlikleriyle övünen nesiller türedi. Hürendişler anneanneye düşmandılar. Tek mabutları vardı, teceddüt. Tek mabetleri Avrupa. Celal Nuri, Abdullah Cevdet, Baha Tevfik ve Sabahattin Bey vesaire. Sözde bir isyandı bu, taassuba. İstibdada karşı zekanın direnişiydi. İzmihlalinin mesuliyetini imana yükleyen bu zavallılar, bir asır önceki Fransız intelijansiyasının kiliseye karşı savaşını tekrarlayan şuursuz birer aktördüler. Zehirli telkinleri mukavemet kalelerini yok etti. İmansız ve idealsiz nesiller türettik. Pusuda bekleyen yabancı ideolojiler, septeri yıkılan ırmaklar gibi yayıldılar ülkeye. Cemil Meriç'in gerçekten göze çarpan bir başka izim tanımlaması da yani ideoloji tanımlaması da şöyle geliyor. İzimler idrakimize giydirilen deli gömlekleri, itibarları menşelerinden geliyor. Hepsi de Avrupalı. Bakıldığında Cemil Meriç'in izimleri yani ideolojileri tanımlamak için farklı tanımlamalara başvurduğunu görmek mümkün. Nitekim ideolojileri kah idrakimize giydirilen deli gömlekleri, kah vuzuhu kilitleyen anahtar olarak tanımlamakta. Meriç'in ideolojiler için münasip gördüğü bir başka tanımlama ise uçurumları aydınlatan hırsız feneri. İşte aslında tam da bu noktada her ne olursa olsun Meriç'in ideolojilere muhtaç olduğumuz görüşünü de ele almak gerekir. Meriç'e göre aslında siyaset tehlikeli bir yolculuktur ve aydınlar bu siyaset dünyasının yolcularıdır. Aynı şekilde Meriç'e göre ideolojiler siyaset dünyasının haritalarıdır. Ancak haritalar tek başına kılavuzluk görevini üstlenemez. Burada pusulaya da çokça ihtiyaç vardır ve pusula aslında Cemil Meriç bünyesinde şuur olarak karşımıza çıkar. Tarih şuuru, milliyet şuuru, kişilik şuuru. İşte bu noktada aslında aydının bu tehlikeli yolculuğunda pusulasını yani şuurunu ve haritasını yani ideolojileri nasıl kullandığını ele almak gerekir. Ama ondan da önce aydının bu pusulasının ve haritasının mahiyeti nelerdir? Yani aydın neden ideolojileri kendisine harita olarak tercih etmiştir ve bu haritanın mahiyeti nedir aslında? Bana kalırsa şunu söylemek mümkün. Yani tüm ideolojiler için esasında
Neticede bir perspektif sunarlar. Yani bir hırsız feneri demesi belki Meriç'in o bakımdan anlaşılabilir. Hani evet bir perspektif sunar ama kısıtlı bir perspektif. Yani hırsız feneri olayını düşündüğümüz zaman onunla da mesele yalnızca kimsenin feneri elinde tutan kimsenin önünü aydınlatmasıdır. Yani her tarafı değil esasında. Ancak yine bir aydınlatma görevi karşımıza çıkar. Bana kalırsa başta dediğim noktayla bağdaştırabiliriz bunu. Yani her ideoloji kimi nesneleri daha doğrusu gerçekliği tanımlamak için fırsatlar sunar. Yani bu her ideoloji için esasında böyledir bir bakıma. Yani ortada belirlemesi olmayan bir gerçeklik var. Yani herhangi bir sıfatı yahut ismi yok. Ona bir isim takamıyoruz biz. Yahut sebeplerini, nedenlerini ve neticelerini açıklayamıyoruz. Yahut iyi veya kötü olduğuna karar veremiyoruz. Ancak Meriç'in de ifade ettiği üzere ya siyaset sahnesine çıktığımız zaman, yani bir şeyleri icra etmeye başlayacağımız zaman, yahut bir hamlede bulunacağımız zaman bir şekilde tanımlamak gerekir. Hani iyi veya kötü. Hani sadece bir aksiyom olarak almak gibi. Hani aynı bilim yapmak için mesela kimi şeyleri ya matematikte mesela noktayı bir aksiyom olarak almamız gerekir. Yahut doğruyu bir aksiyom olarak almamız gerekir ki onu yapabilirim. Siyasette de benzer bir nokta vardır bana kalırsa. Yani başlangıçta sorgulanamayacak olan bir takım ilkeler olmalıdır ki yapılabilsin eylem. Ya mesela toplumsal örgütlenme iyi midir, kötü müdür? Yahut kapitalizm iyi midir, kötü müdür? Yahut mesela devlet hani liberal bir şekilde mi yönetilmelidir yoksa yönetilmemeli midir? Hani burada bir takım ilkelerin olması gerekir. Ve biz tüm ideolojilere baktığımızda da bunu görürüz. Yani belli bir perspektif sunar. Ama burada belki sıkıntının şuradan yola çıktığını görebiliriz. Bunlar sadece gerçekliğe bir yönden yaklaşırlar. Yani gerçekliğin bütününü kapsayamazlar belki. Özellikle mesela Meriç'in irfanı bundan hareketle anlaşılabilir zannediyorum. İrfanda sürekli işaret etmeye çalıştığı şey varlığı bölmemesi yahut gerçekliği bölmemesi. Bir bütün olarak, bir terkip olarak onu kavrayabilmesi. Yani irfanı Meriç'in öne çıkarması bana kalırsa ideolojilerin bu yetersizliğinden kaynaklanıyor. Evet ideolojilere ihtiyaç var gerçekten. Biz ideolojileri pejoratif olgular olarak ele almamalıyız. Onlar bir şekilde yolu aydınlatmaya çalışır. Ancak onlardan birine teslimiyet, onlara mahkumiyet esasında yolu kapatan bir şey olur. Bu defa deli gömleği haline gelir. Yani deli gömleği de hani açmak gerekirse belki, yani eylemi kısıtlayıcı gerçekten. Ve yaralı bir duruma esasında sürükler diye düşünüyorum. Yani ideolojiler bana kalırsa bu perspektif etrafında aydınlatılmalı. Evet bir yol sağlarlar ama bu eksiktir ve tek yönlüdür. Dolayısıyla bizim de teslim olmak yeterli olmamalıdır. Şekilde bitirebilirim zannediyorum sözlerimi. Ben ideolojilerin özellikle son okuduğumuz küçük metinde, kısa metindeki hepsi Avrupalı kısmına dikkat çekmek istiyorum. Yusuf'un hani konuşmasını devam ettirmek için. Hani çünkü Yusuf dedi ki ideolojileri aslında tamamen kötülemekten ziyade bunların içeriği, bunların sonuna kadar yani bir partizanı olmaktan kaçınmak gerektiğinden bahsetti. Aslında Cemil Meriç'in de izimlere karşı çıkmasının en büyük sebeplerinden birisi de yani yerli olmayışı diyeceğim ama bunu hani biraz absürt duracak burada yerli. Anlatmak istediğim olay kendi gerçekleri ya bir toplumun kendi gerçekleri üzerinden ortaya çıkmış olmaması. Yani Türkiye'dekiler özelinde konuşuyorum. Yani Türkiye'de kendi gerçeklikleri üzerinden ortaya çıkmış ideolojilerin olmamasında aslında Meriç bir bakıma yakınıyor. Ki burada da hepsi Avrupalı derken şu an mesela günümüzde de konuştuğumuz hani Yusuf'un da saydığı bunlara sosyalizm, kapitalizm hani günümüzde de hala bunların mücadelesi veriliyor. Bunların hepsinin aslında Batı kökenli olduğunu, Avrupa kökenli olduğunu görüyoruz. Ve hani bunları da desteklemek için Meriç'in bu partizanlığı eleştirdiğini daha net vurgulamak için bu ülkenin sağ sol metninde bir kısım var. Diyor ki mesela kavga insanla kader arasında değil artık insanla kelime arasında. Rüyaları o bayraklaştırıyor.
Yığınlar onun için yaşıyor, onun için dövüşüyor, onun için ölüyorlar. Mukaddeslerin rengine bürünen bir bukalemun kelime, semavi kitapların şeytanı ve en tehlikelileri toprağımızda doğmayanlar. Son kısım, en tehlikelileri toprağımıza doğmayanlar diye, hani burayı da özellikle vurgulamak istiyorum çünkü konuşmamda bahsettiğim olay buydu. Aslında şu an bizim yani günümüzde de tartıştığımız ideolojilerin çoğu yani hepsi hatta toprağımıza doğmuş ideolojiler değil. Ve bir bakıma şu an hani bu biraz bireysel diyorum olacak ama mesela ideolojiler uyuşmadı, yani aklımızdaki fikirlerde uyuşmadığında biz bu ideolojilerden kopuk bir şekilde düşünemiyoruz. Yani bu ideolojilere bağlı kalmak zorundayız. Ne oluyor bu sefer? Bir ideolojiyi geliştirmiş oluyoruz. Mesela sosyalizmde, pardon liberalizmde mesela devlet varsayılmaz klasik. Yani devletin müdahalesi çok azdır klasik liberalizmde. Ama mesela sosyal liberalizmde devletin müdahalesi görünür. Yani yeni bir şey getirdiğimizde yine o var olan bir ideolojiyle bağdaştırmak mecburiyetinde hissediyoruz kendimizi. Bir bakıma hani idraki giydirilen deli gömlekli olarak bunu da hani anlayabiliriz. Biraz hani esas anlamından farklı olarak kendi açımdan ben bunu da anlıyorum. Çünkü bir bakıma ideolojiler düşünceyi kısıtlayan şeyde. Çünkü bir çıkarım yapmak gerekirse onun üzerine çıkarım yapmamız gerekiyor. Bir yani yeni bir şey tasavvur etmek gerekiyorsa onun yanlışları üzerinden bir şey tasavvur etmemiz gerekiyor. Daha sonrasında onun adına hani mesela dediğim gibi sosyal liberalizm, neoliberalizm gibi yine liberalizm kelimesine bağlı kalarak, ideolojisine bağlı kalarak ortaya bir şey çıkarmamızı bize zorunda kılıyor. Burada diğer vurgulamak istediğim kısım da mukaddeslerin rengine bürünen bir bukalemun kelime. Yani sonra da diyor ki semavi kitapların şeytanı. Aslında geçen oturumda demiştim. Din bir yaşam tarzıdır ve bu daha öncelerde de konuştuğumuz modern çağdaş medeniyete kadar her medeniyet din üzerine kurulmuştur dedik. Ama bu medeniyette aslında din bir bakıma yani mukaddesler yok edilmiştir demiştik. Aslında burada mukaddeslerin yokluğundan oluşan boşluğa ise ideolojiler ortaya çıkmıştır Meriç'e göre. Yani bu ideolojilerde mukaddeslerin renginde bürünen bukalemun diyor aslında. Çünkü ideolojiler de bir yaşam tarzı, yaşam şekli ortaya koymaya çalışır. Ama ne kadar başarabilir? Soru işareti. Hani belki burada şuna da değinmek gerekebilir. Umrandan Uygarlığa da direkt yani dördüncü konu başlığı olarak ideoloji başlığı var. Ve burada Meriç ideoloji kavramını geniş bir şekilde ele alıyor ve karşılaştırma olarak yani ütopya ile karşılaştırıyor mesela. Marksist ideolojileri karşılaştırıyor ve mitlerle aslında karşılaştırıyor. Ve hani buradan da hemen fazla da uzatmamak gerekirse böyle çok ilgimi çeken, bize daha fazla ideoloji konusunda aklımızdakileri açabilecek kısımları okumak isterim. Mesela diyor ki mitler ilkel toplumlarda görev yapıyordu ki hani bu şimdi diyor ki mesela mitin ilkel toplumlarda yaptığı görevi modern dünyada ideoloji yapar. Yani bir kolektif belki de böyle kolektif bilinç oluşturma gayreti diyebiliriz. Hani bunu mitler yapıyordu ilkel toplumlarda ya da hani din üzerinden oluşuyordu ki hani burada geçen hafta da İbn Haldun'un düşüncelerinden bahsetmiştik, asabiyet düşüncelerinden. Hani mesela bu rolün artık bu toplumsallığın ideolojiler üzerinden sağlanmaya çalıştığını söylüyor. Ve ideolojiyle ütopyayı ayırıyor Meriç. Mesela burada da yani bazı Batı aydınlarının fikirlerine yer veriyor diyeyim. Mesela hemen uzatmamak için 2-3 şey daha okuyup sözü devredeceğim. Mesela Menem'e göre ideolojiyi anlatıyor ve diyor ki ideolojiler geçmiş durumda mevcut olan nesnelere yönelirler, sosyal düzeni sağlamlaştırırlar diyor. Ama hani burada ayırdığı bir diğer nokta ise şuraya daha iyi bilgi vermek için şöyle yapayım. Notlarımdan da destek alayım. Mesela ütopyayı da hani genelde bu ideolojiler bir
bazı kişilere göre ütopyadır. O mesela Menem'e göre ütopya geleceğin ideolojisidir. Yani mesela burada da hep vurgulanan olayın, bunları neden okuyorum derseniz de burada hep vurgulanan olayın aslında ideolojinin bir yaşam tarzı sunmaya gayreti. Çünkü ütopya dediğimizde biz bir toplum yapısı oluşturmaya çalışıyoruz ya da bir dünya düzeni. Burada da aslında ütopyanın geleceğin ideolojisi olarak tanımlanması Menem tarafından bize gösteriyor ki aslında bu zaten ideolojinin mukaddeslerin sağladığı, yani mukaddeslerin yön verdiği o yaşam şeklinin yerini almak için kullanılan bir kelime olduğunu da bize gösteriyor. Burada belki ütopyadan ziyade biraz daha kötü bir senaryoya değinmek mümkün olabilir. Zira Cemil Meriç şöyle söylüyor. Aydınlar hiçbir sınıfın ideoloğu ya da demagogu olmamalıdır ve şu sonunda şuna ekliyor. İşte komünist ülkelerin aydınlarının tavrı ile kapitalist ülkelerin aydınlarının tavrı arasında bakıldığında temelde çok da bir fark yoktur. Bu bağlamda yani aydının aslında herhangi bir sınıfın ideoloğu görevi görmesi toplum içinde ne gibi yıkıntılara neden olabilir? Yine bunu biraz önce belirttiğimiz üzere irfan ya da şuur ile de birleştirebiliriz. Aydın en azından şimdiye kadar şuurunu devreye sokabilmiş midir ideolojilerle hemhal olurken? Ya da aydının yaptığı salt şuursuz bir şekilde ideolojiyi perestiş etmek midir? Bu konuda neler söylenebilir? Aslında ben bir önceki soruyla bir birleştirme yaparak hani buna bir cevap getirmek istiyorum. Hüsami abi mesela hani ideolojinin ve mitlerin veya ütopyanın birbirinden farklarına değinmişti birazcık. Yani şöyle düşünebiliriz aslında ideolojiyi ütopya veya mitlerden ayıran şey onun kitleleri bir araya getirip onları harekete geçirebilme kabiliyeti. Ve aslında... Bunun da bir toplum içerisinde dönüşüme sebep olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Aklıma Ahmet Haşim'in bahsettiği Osmanlı toplumuyla ilgili bir anekdot geldi. Buradan yürüyeceğim. Ahmet Haşim diyor ki bizim kendi kültür kodumuza uygun yaşam biçimlerimiz vardı. Ona göre giyinirdik, ona göre gündelik yaşamımızı ayarlardık. Mesela saat ve zaman mefhumlarımız kendi kültürümüzden, tarihimizden gelen ve bizim yaşayış biçimimize uygun şekilde olmuştu. Yani işte mesela gün doğumuyla birlikte kalkıyorduk, şu saatte yemek yenirdi ve işte ibadetlerimizi, ondan sonra başka aktivitelerimizi bunlara göre ayarlıyorduk. Fakat ne oldu daha sonra? Batı'yı örnek almaya başladıkça aslında onların mefhumlarını kendimize ithal etmeye başladık. Onların saat sistemlerini, takvimlerini kullanmaya başladık. Onlar gibi giyinmeye çalışmaya başladık. Fakat aslında toplumları toplum yapan zaten o farklılıklara rağmen o kültür kodlarını içlerinde taşıyıp ideolojiler vasıtasıyla diğer nesillere aktarabilme dürtüsüdür. Ve aslında ideolojiler de burada harekete geçirici, bir tetikleyici bir güç olarak söylenebilir. Şimdi böyle bir dönüşüm yaşadık. Ekstradan bir şey daha eklemek istiyorum. Hem aydınlarımızın hem de aydınlarımızın halka empoze ettiği şekliyle biz aslında bir ideolojik değişim de yaşadık. Yani bu ideolojiler bir aslında at gözlüğü gibi bir şey oluşturdular önümüzde. Bir tane tuğla ördüler ve biz bu tuğlaları yıkıp bu düşünce sisteminin dışına çıkmayı başaramaz hale geldik. Yani bu bir günde olan bir şey değildi. Bu bir dönüşüm sayesindeydi. Ve aslında buna da sistematik ideoloji deniyor. Yani sistematik ideolojilerin kurbanı olduk. Bu şekilde galiba ekleyeceğim bir şey yok. Şimdi aydın kısmının hani demagog ya da ideolog olması üzerine bir soru vardı. O soru yani buna aslında ideolojiyi anlatırken bahsettiğim şeyler üzerinden cevap verebiliriz. Hatta yani Meriç'in aslında bizim de okuduğumuz iki metni birleştirerek cevap verebiliriz. Çünkü hani irfan, hani bu aydınların dini izimlerin biz ortasından bir bölüm seçtik. İlk kısmında ise bu metnin
İrfan'a anlatıyor zaten ki biz bunu konuşmuştuk diye diğer oturumlarda ortasından bir bölüm seçmiştik. Ve burada baktığımızda İrfan'ın tanımı, İrfan düşüncenin bütün kutuplarını kucaklayan bir kelime. Sadece bunu bile alabiliriz. Yani bunun devamı var ama İrfan düşüncenin bütün kutuplarını kucaklayan bir kelime. Düşüncenin bütün kutuplarını kucaklamak aslında düşüncelere açık olmak ve onları değerlendirmeye gerektirir. Ama cevap olarak da şunu görüyoruz aslında soruya. İzimler idrake giydirilen deli gömlekleridir. Hani iki metin aslında cevabı bize buldurtuyor. Çünkü hani burada da Meriç'in bu entelektüel bir otobiyografide de mesela hani jurnalden bir kısımlara yer veriyor. Mesela jurnalde de diyor ki düşünce şüpheyle başlar. Şimdi hani Aydın'ın görevinden bahsetmiştik ya. Aydın'ın görevi dedik aydınlanmak ve aydınlatmak aslında. Aydınlanmak ve aydınlatmak aslında düşünmekle oluyor. Yani tefekkürle olan bir şey. Burada da jurnalden alacağım hani alıntı da bunu destekleyecek nitelikte diyor ki düşünce şüpheyle başlar. Düşünce tezatlarıyla bütündür. Ama izimler buna müsaade etmiyor. Yani izimler müsaade etmiyor dediğim tezatlara karşı ya insanın idrakini kapatıyor ya da tezatlara yaklaşırken tek bir açıdan yaklaşmayı gerekli kılıyor. Mesela bir sosyalist bir insanın kapitalizmi ya sosyalist bir insan kapitalizmi ya içeri almaz ya da sosyalist bir bakış açısıyla bakar. Yani bu bakımdan Aydın'ın bir ideolog olması aydınlık vasfını aslında o sorumluluğu yerine getirmemesine sebep olacağını görüyoruz ki devamlı da şunu diyor. Zıt fikirlere kulaklarımızı tıkamak kendimizi hataya mahkum etmek değil midir? Ve hani bunu da Meriç'in hayatında nasıl görüyoruz? Meriç'in hayatına değinecek olursak kendisinden jurnalde söylediği şey sürekli tekrarlayacağım tek hakikat her düşünceye saygı. Ama izimler buna maalesef ki müsaade etmiyor. Çünkü bir fikir için yaşıyorsunuz. Daha demin okuduğum alıntıdaki gibi bir fikir için mücadele veriyorsunuz diğer fikirlere karşı. Bu bakımdan Aydın'ın yani bir ideolog olması maalesef ki Aydın görevini yerine getirmesinde çok büyük bir engel olduğunu düşünüyorum Meriç'e yaptığım atıflarla. Ben de şeye değinmek istiyorum aslında. İdeolojilerin aslında biraz değindik ama ben bilimlerle olan ilişkilerinin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Tekin mesela örnek olarak kapitalizm ve sosyalizmi alırsak, kapitalizm mesela çok kuvvetli bir şekilde iktisat bilimine dayalıdır. Sosyalizmde sosyoloji bilimine dayalıdır. Bu manada aslında ideolojilerin neden tamamen İrfan gibi mesela bir bütüncül vasıfları olmadığını anlayabiliyoruz. Çünkü bunlar aslında bir bakış açısı olarak değerlendirilebilir. Manav da değinmişti galiba. Yani mesela kapitalizmde olaylar iktisadi açıdan değerlendirilirken mesela sosyalizmde sosyolojik açıdan değerlendirilir ve bu alanlardan çözümler üretilmeye çalışılır. Ama burada dikkat etmemiz gereken bir başka şey de bu bilimlerin bir tanım aracı, tanımlama aracı aslında olduğudur. Ve böyleyken bilimler doğru ve yanlış gibi bir ayrıma gitmezler. Mesela bilimler yapılması gereken gibi bir ayrıma gitmezler. Sadece neyin nasıl işlediğini açıklamaya odaklanır bilimler. Burada aslında ideolojilerin tamamen aslında yani mesela kapitalizm ve sosyalizmde bir başka bir değer algısı bulunmadığını görüyoruz. Yani çok büyük bir şekilde mesela ateizme dayanıyorlar. Ama yine de bu yine ateizme dayalı olmalarına rağmen bir doğru ve
doğru ve yanlış ayrımı yapabilmeleri aslında bir tezat olarak ortaya çıkıyor. Yani bunlar aslında çok anlamsız tanımlar olmuş oluyor. Yani çok bir işte mesela bir İslam'da yapılan bir tanıma baktığımızda onun bir dayanağı olduğunu görüyoruz. İşte Allah'ın emri mesela. Böyle bir doğru ve yanlış ayrımı var ama ateizmde ve bu ona dayalı ideolojilerde böyle bir ayrımın sadece insanların keyfine göre yapıldığını görüyoruz. Ve insanların keyfi de yani bu burada baktığımızda bu ideolojilerin gelişlerinin Avrupa olduğundan dolayı bu durumda da Avrupalıların keyfi olmuş oluyor ve biz bu ideolojileri aldığımızda sadece bu düşünme fikrini mesela yani bu bilimsel bu metodolojiyi almış olmuyoruz. Aynı zamanda Avrupa'nın kendini işte kendi emelleri için koyduğu bu doğru ve yanlış algısını almış oluyoruz ve Üsame abinin dediği de gibi de bu bir yani şey tamamen bir işte Avrupalıların yargısına dayalı olduğundan dolayı bir sorgulamaya da açık bir şey olmuyor. Yani neyin doğru veya yanlış olduğu tamamen bir mutlak bir tutum ve bu nedenle de aslında bir bağnazlığa sebep oluyor diyebiliriz. Bu noktada belki aydınların, bilhassa Cumhuriyet dönemi aydınlarının ideolojilerini biraz daha realiteye, yani faaliyete dökmek için neler yaptıkları hakkında da konuşulabilir. Ama öncesinde bir önceki oturumda sıklıkla üzerine durduğumuz gibi aydının toplumdan uzaklaşmasına bir neden de ben Sabri Ülgener'den getirmek isterim. Sabri Ülgener'e göre Türk aydınının aslında topluma yabancılaşmasının birinci nedeni Türk aydınının aynı zamanda bir bürokrat olması. Yani sivilden ziyade asker olsun, devlet olsun, devlet adamı olsun, paşa olsun. Yani bir bürokrat olup bir sivil olmaması olarak bunu dile getiriyor. Hatta aynı şekilde Batı'nın aksine Türk aydınının çok fazla tahakküm kuramamasının nedeninin de aslında bürokrat olmasından, yani iktidara bağlı kalmasına bağlıyor. Yani daha doğrusu burada tahakkümden kasıt biraz daha kendi bağımsızlığını kazanmak aslında. Ama devlet adamının, yani şöyle ifade etmek gerekirse, yine Sabri Ülgener'in de dediği gibi Batı'nın aksine Türk aydını devlet adamı olduğu için otoriter davranmıştır. Kendi bağımsızlığı hakkında belki tahakküm kuramamıştır ama otoriter davranma konusunda sonuna kadar gitmiştir. Bu bağlamda Cumhuriyet dönemi aydının bürokrat olmasıyla ideolojilerini hayata geçirmesi arasında nasıl ilişki kurulabilir? Yani Cumhuriyet dönemi aydının bilhassa bürokrat olması onun toplum üzerinde nasıl bir etki kurmasına ve özellikle ideolojilerin toplum üzerinde nasıl lanse etmesine vesile olmuştur. Burada bir çalışmadan bahsetmek belki söz konusu olabilir. Emrah Gülsunar'ın Yordam kitaptan çıkan bir doktora çalışması vardı esasında. Jacobenizm ve Kemalizm diye. Orada Kemalist ve Cumhuriyetçi kadroların yani bir noktada Cumhuriyet aydınlarının Fransa'daki işte Fransız ihtilalindeki Jacobenlerle olan bağlantılarını, işte benzerliklerini ve farklılıklarını ele alıyor esasında. Bana kalırsa bunun üzerinden bir bağ kurmak mümkün olabilir. Yani ikisinin de belki yani hem Jacobenlerin hem de Cumhuriyetçi kadroların, oradaki Cumhuriyet aydınlarının esasında temel niteliği tepeden inme bir noktada hareket etmeleri. Yani halktan gelerek yahut halkı tanıyarak değil. Hayır, bilakis hani üretim ilişkilerinin neticesinde hani ayrı bir sınıf olarak bizim karşımıza çıkıyor onlar. Ve burada aslında Serra senin de ifade ettiğin üzere iktidarla doğrudan yakın bir ilişki içerisindeler ve doğrudan oradan geliyorlar. Yani bürokratlar mesela yahut askerler. İkinci Abdülhamid'in mesela açtığı askeri okullarda yetişmişler. Bir noktada
Bu iktidarla aralarındaki bağlantı, hani ideolojilerin tatbiki noktasında bana kalırsa bir cebri de beraberinde getiriyor esasında. Ve şunu da ifade etmek lazım belki, bir sonuç vermeyen bir cebir esasında. Çünkü inkılapların yahut oradaki Kemalist ideolojinin mesela tutunabilmesi mümkün olmuyor. Yani biz en azından geriye dönük olarak incelediğimiz zaman bunu söyleyebiliriz zannediyorum. Bir ikinci husus belki bunu şey bağlamında söylüyorum. Yani Cumhuriyet aydının bürokrat olması ve doğrudan devlet üzerinden kendini kurması ya devletin onu himaye etmesi bir noktada şuna da sebebiyet veriyor diye düşünüyorum. Meriç özellikle bir denemesinde ele alıyor. Yani obskürantizm bağlamında bunu ele alıyor. Özellikle erken Cumhuriyet döneminde yani yeni oluşum aşamasında bir devlet var. İnkılaplar yeni yeni yerleştirilmeye çalışılıyor. Ve bu dönemde aslında düşünceye de bir düşmanlık yapıldığını söyleyebiliriz. Hani en azından önüne set çekildiğini söyleyebiliriz. Yani oradaki tüm düşünce bir noktada cumhuriyetçi kadrolara ve aydınlara has kalıyor. Yani obskürantizmin neticesinde esas manası da budur. Yani onlar bilmesinler. Ya da onlar anlamasınlar gibi bir bakışa dayandığını söyleyebiliriz belki. Yani dediğim gibi ilk sonucunun bunun bir cebri bir yol açtığını söyleyebiliriz. Bir diğeri ise bu oluşmakta olan bir devletin kendini koruma altına almak için diğer tüm düşüncelere de kapalı olmasını beraberinde getirmişlerdir. Yani erken Cumhuriyet döneminde mesela sosyalizm ya da komünizm illegal olarak vasıflandırılmıştır. Yahut bunun tam tersi de bir noktada doğrudur. Yani çok daha farklı bir yol mutlak olarak kabul edilmiş ve onun dışına aslında müsamaha gösterilmemiştir diyebiliriz zannediyorum. Yani Cumhuriyet aydınının bürokrat olmasının ve iktidarla yakın bir ilişki içerisinde olmasının neticeleri bunlar olabilir zannediyorum. Ya buna bir iki somut olay eklemek gerekirse de hani bu obskürantizm olayını erken Cumhuriyet döneminde hani biraz da soruya bu Türk aydınının bürokrasiden oluşmasının nedenine de bir bakıma değinecek olursak erken Cumhuriyet döneminde hani Yusuf'un da dediği belki de hani bir devletin kurulumunda diğer fikirlere kapalı olma durumundan mı kaynaklanıyor? Hani böyle de değerlendirilebilir. Ama hani bu bakış açısının da Cumhuriyet üzerine kurulmuş bir devlette yanlış olduğunu düşünenler de var. Şimdi baktığımızda burada bu obskürantizm olayını nerede görüyoruz bir bakıma? Erken dönem bu reformlarda esasında bu reform ya bu inkılaplara karşı çıkanlara karşı çıkarılan cezalar görüyoruz. Mesela yani, takrir-i sükun kanunları çıkarılıyor. Ve yapılan yenilikler karşısında bir blok oluşması engelleniyor. Ya da bunların aleyhinde bir şeylerin konuşulması, yazılması engelleniyor ki bu da aslında bilmesinlerciliğe çıkıyor. Çünkü hani bu eleştiriler genelde bu yeniliklerin altını eşeleyen diyebiliriz belki eleştiriler. Ya da bunu aynı şekilde mesela parti kurulumlarında da görüyoruz. Mesela yeni parti yani bunu en bariz olarak Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nda görebiliriz. Hani Kazım Karabekir'in Mustafa Kemal Atatürk'e ikinci meclis kuruluşunda sadece kendisine ne diyelim ona kendisiyle fikri olarak anlaşanlara yer vermesi üzerine kurduğu mesela Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması bu Şeyh Seyit İsyanı'na destek verdiği öne sürülerek kapatılmasını mesela bu durumları örnek olarak verebiliriz. Bundan ziyade hani bu Yusuf'un söylediği olay mesela hani sosyalizmin yasak görülmesi, yani komünizmin falan ülkede yasak görülmesi olayı. Hani bunu erken Cumhuriyet dönemine geçtiğimizde İkinci Dünya Savaşı sonrasında da görüyoruz. Çünkü İkinci Dünya Savaşı ya bunların aslında bu ideolojilerin altında yatan bir politik olayları da görüyoruz. Yani devletin
politikasına göre ideolojilere bazı damgalar yani vurulduğunu görürüz. Mesela Kore Savaşı'na asker yollanırken aslında bu yani komünizme karşı, sosyalizme karşı propagandaların medya üzerinde de yürüdüğünü görüyoruz ki buna hani Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da bununla alakalı konuşmalar yaptığını, yani sosyalizm aleyhtarı ya da eğitimde yani müfredatta yani öğretmenler tarafından komünizmin bir suç olarak görülmesi olayıyla karşılaşıyoruz. Yani bunların da aslında hepsinin bir yani siyasi politika gereği diğerine kapalı olma. Aslında burada bahsettiğimiz olay hani bunu niye anlatıyoruz'a geldiğimizde de burada aslında idrakin kapalılığına, aslında idrake sahip olamama, ya pardon idrak diyorum. Kelimeyi hatırlayamadım. Çok pardon. İrfan da olabilir mi? Evet, İrfan. Kesinlikle doğru. İrfan, çok teşekkür ediyorum Yusuf. İrfanına aslında ulaşamadığımızı görüyoruz. Çünkü siyasi politikalar ya da benimsenen o dönemin ideolojisi sebebiyle diğerlerine kapalı olma. Diğerlerini aslında bir bakıma damgalamak olayla karşılaşıyoruz ki bunu da hani obskürantizm olayına bir bakıma örnek olarak da yani örnek olarak da değerlendirilebilir bu olaylar. Belki ilk oturumdan beri konuştuğumuz üzere Aydın'ın çeşitli hususlara eksik, noksan ya da yanlış, belki de sığ bakışlarının sonuçlarının bu şekilde sonuçlanmaması için Cemiller için Aydınların üzerine ne gibi vazifeler düştüğüne dair söylemine kulak verebiliriz. Zira o Türkiye'nin özellikle kaderini belirlemek için en doğru yolun Aydınların çalışmasıyla mümkün olacağını ve bu çalışmaların aslında bütün ideolojilere kapı açmak, hepsini tanımak, hepsini tartışmak ve ülkenin kaderini onların aydınlığında fakat tarihimizin büyük mirasına dayanarak inşa etmek şeklinde ortaya çıkabileceğini söyler. Şimdi gerek birinci oturumdan beri konuştuklarımızı göz önünde bulundurursak, gerekse de Meriç'in Aydın'ın üzerine düşen, özellikle de Türkiye özelinde Aydın'ın üzerine düşen bu vazifeleri sayışını göz önünde bulundurursak, ülkemizde herhangi bir aydının Meriç'in bu söylediklerine tam manasıyla riayet edebildiği, yani bir başka de işte Meriç'in gözünde gerçek entelektüel mertebesinde yükseldiği söylenebilir mi? Ya da bunun yanında sizin örnek olarak verebileceğiniz Türkiye'nin kaderini belirlemek için Aydın'ın üzerine düşen başka hangi vazifeler vardır? Şimdi bu konuyu genelde hani metinlerde daha doğrusu yani bu ülkede de bu ülkenin hani ilk sayfalarında yer alan diğer eserlerinden de alıntılar yaparak oluşturulan otobiyografisinde aslında gerçek entelektüel nasıl olunur, vazifeler nelerdir, bununla alakalı bazı doneler bulabiliyoruz. Öncelikle hani benim en çok üzerinde durmak istediğim kısmı, mesela jurnalde diyor ki kendimizi tanımak irfanın varabileceği en yüksek merhale. Bu bakımdan hani irfandan bahsediyoruz. Evet, irfana ulaşmaktan bahsediyoruz. O mesela İrfanın varabileceği en yüksek merhalenin de kendimizi tanımak olduğunu burada Meriç, yani jurnalinde vurguluyor. Burada kendimizi tanımak olarak ben tarihini bir toplumun, aydının kendi tarihini, ülkesini, değerlerini bilmesi olarak değerlendiriyorum. Yani tanıması olarak değerlendiriyorum ki Cemiller için de zaten batılılaşma sürecinde en çok eleştirdiği durum, kendini tanımayarak ya da toplumunu tanımayarak, değerlerini tanımayarak ya da göz ardı ederek
farklı çözümlere başvurma, farklı kişilerin ürettiği, farklı toplumların ürettiği çözümleri kendi ülkemize taşımak olduğunun da altını çizmek gerekiyor ki burada da mesela o bakımdan ilk önce bir aydının toplumunu ve değerlerini tanıması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Meriç de zaten bunu vurguluyor. Ve bizatihi şu şekilde diyor. Farklı bir sorumluluğuysa ülkesinin bütününü bütün ülkelere karşı müdafaa edecek, sınıflar üstü hakikatleri araştıracaktır. Yani ülkesini diğer ülkelere karşı müdafaa etmek. Aslında biz burada hani bu batılılaşma sürecinde de bunu biraz hem aydın nedir hem de bizim önceki oturumumuzla birleştirerek hani Meriç'in gerçek entelektüel tanımı nedir? Ama batılılaşma döneminde yani bu Tanzimat aydını ya da Cumhuriyet aydınındaki olayları da değerlendirmek istiyorum Meriç'in gerçek entelektüel tanımından. Hani nerede bir kopuş oldu? Bu bakımdan hani hem geçen oturuma cevap olacak hem de bu şimdiki soruya. Burada gördüğümüz gibi ülkesinin bütününü bütün ülkelere karşı müdafaa etmek. Ama biz burada aslında şunu söylemiştik. Avamdan bir kopuş olduğunu ve okuduğumuz metinde de bu ülkede yaşanmaz ya da farklı ülkelere hani kaçışların olduğundan bahsetmiştik. Burada bir kere batılılaşmayla birlikte Aydın'ın kendi ülkesinin müdafaasını kendi ülkesinin müdafaasını gerçekleştiremediğini görüyoruz. Kendi ülkesine yabancılaştığını ve kendi ülkesini tahkir ettiğini görüyoruz bir bakıma. Diğer bir sorumluluk olarak entelektüelin hiçbir zümrenin kulu olmayacağını, bir devrin şuuru olması gerektiği üzerinde duruyor. Bütün hakikatleri yoklamalı, bütün yalanların maskesini yırtmalı, kalabalığa doğruyu göstermeli, her düşünceye saygılı olmalı, tarafsız olmalı, vuzuhu fethe çalışmalıdır. Zaten bunu da alıntılamıştık. Burada aslında batılılaşma döneminde de maskelerin yırtılmasından ziyade maskelerin hani buna bilmiyorum belki biraz tasvir ederek batılılaşmayı değerlendirmek gerekirse maskeyi yırtıp atmak yerine maskelerin üzerindeki boyanın değiştirildiğini düşünüyorum. Yani Meriç'in de bu hani bu ülke üzerinde bütün bir ülkeden yararlanarak bu yoruma varıyorum. Yani bu maskeyi biz yani o dönemin aydını aslında yırtmak yerine bu yalanların maskesini yırtmak yerine yalanların maskesinin sadece görünüşünü değiştirdiğini bunu da hani farklı bir renge boyayarak belki olduğunu düşünüyorum. Bu bakımdan da hani o dönemin aydınının sınıfta kaldığını bir bakıma görüyoruz diyebilirim. Ben Kemal Tahir diye bir metni var benim için. Müzevi Yıldızlar kısmında Bir Deniz Üzeri. Oradan belki bir ilave yapabilirim Hüsam abinin söylediklerine. Orada şunu diyordu esasında. Diyor ki mesela fikir adamı için namus abeste direniş değil, hakikate teslimiyet. Diyor ki sonrasında Kemal yaşayan adamdı. Yaşamak tekamül etmektir. Çocuklukta dinlenen masalları ölünceye kadar ciddiye alamazdı. Ya mesele aslında bana kalırsa biraz daha burada yatıyor. Yani herhangi bir Meriç'in abes ya da absürt olarak nitelendirdiği katı görüşlere ya da katı ideolojilere belki bir noktada itifade etmemek lazım. Bunun yerine Serra ilk oturumun başında söylemiş, yani kendi kafasıyla ve kendi gönlüyle düşünen ve hisseden. Bana kalırsa biz Kemal Tahir'i bu bakımdan Meriç'in o ideal entelektüel tipolojisine bir örnek olarak gösterebiliriz. Yani tüm sıfatlarıyla gösterilebileceğini düşünüyorum esasında. Başta dediğim noktayı biraz daha açayım dilerseniz. Hakikate teslimiyet diyor mesela. Başlangıçta da Kemal Tahir'den bir alıntı yapmış. Bununla ben bağlantılı olduğunu düşünüyorum esasında. Gerçek kendisini zor teslim eder. Çünkü canlıdır, değişkendir. Canlı ve değişken olduğu için de bir kere teslim alınınca sürgüt elinizde kalmaz. Bu sebeple gerçekle girişilecek savaşın sonu yoktur. Bu savaşın zaferi sürekliliğindedir. Burada gerçek esasında canlı, dinamik ve değişen bir şey. Yani az önce de ifade ettim ya, mesela yaşamak tekamül etmektir diyor. Gerçeklik de sürekli olarak tekamül ediyor. Dolayısıyla gerçekliği tek bir boyuta, tek bir sıfata, tek bir isme
indirgeyen her türlü fikir malzemesi aslında bir noktada reddedilmeli yahut aşılmalıdır. Ya mesela ideolojiler de bunun gibidir. Az önce mesela ifade etmiştim. Onlar gerçekliği sabitlerler. Evet, belli bir perspektif sunarlar ancak gerçekliği ele alamazlar. Kemal Tahir'in de ifade ettiği gibi bir kere ele alınınca, yani bir kere kavranınca bir boyutuyla o sürgüt elinizde kalmaz. Onu yeniden aşmanız gerekir. Bu noktada belki entelektüele düşen uyanık bir şuura sahip olmak esasında. Yani hiçbir katı görüşe, hiçbir dogmaya belki iltifat etmeden esasında sürekli gerçeklikte bir savaş içerisinde olması, sürekli tekamül etmesi ve sürekli daha uygun olanı araması. Buna ilaveten ya mesela Kemal Tahir niçin somut olarak da belki örneklendirmek gerekir bunu. Özellikle sosyalizm alanında Kemal Tahir'in söyledikleri bana kalırsa oldukça önemli. Ya mesela şunu ifade ediyor. Her ülke kendi sosyalizmini icat etmeli ve onda karar kılmalıdır. Yani katı bir form üzerinde, sosyalizm üzerinde katı bir form, işte Sovyet sosyalizmi mesela en mutlak örnek olarak ele alınmamalıdır. Aksine her ülke kendi tarihsel koşullarına, kendi toplumsal koşullarına göre bunu yeniden üretmelidir ve o şekilde kullanmalıdır şeklinde ifade ediyor. Bana kalırsa bu bağlamda anlaşılabilir bu. Ve bir yani ilave olarak belki aynı zamanda Hüsam abinin ifade ettiği üzere kendini tanımak boyutu oldukça önemli. Hem bir entelektüel olarak kendini tanıması hem de genel olarak insanı yani kendi bilinç dışını, aydının bilinç dışını şekillendiren bir unsur olarak da toplumu tanıması. Yani neticede entelektüel hangi kesimden geliyor olursa olsun bu coğrafyadan geliyor ve dolayısıyla bu coğrafyanın işte Jung'un tabiriyle o kolektif bilinç dışına da sahip. Yani yapması gereken hem bir birey olarak, bir entelektüel olarak kendini tanıması ve konumlandırması. Aynı zamanda da kendi insanını, kendi ülkesini ve kendi tarihini bir şekilde tanıyarak bunu konumlandırması. Entelektüele düşen bir diğer görevinde bu olduğu söylenebilir bana kalırsa. Yani bu tanıma nasıl gerçekleşebilir? Bunu da bir iki örnek vermek gerekir zannediyorum. Yani tek boyutlu olmayacağını yine söyleyebiliriz. Yani Meriç'in irfan mesela tanımından yola çıkarak bu anlaşılabilir ve aydınlatılabilir bana kalırsa. Yine bir bütün olarak bölmeden dini yahut la dini yahut maddi manevi olarak bölmeden bunları bir bütün olarak belki kucaklamak ve tanımak gerekir diye düşünüyorum ben. Sanıyorum ki artık sona doğru yaklaşırken Cemil Meriç'in tüm bu serencam içerisinde kendisini nerede konumlandırdığına da son olarak göz atmak gerekiyor. Ve sanıyorum ki Cemil Meriç'in gerçekten bu durumda nerede konumlandığını merak eden yalnızca bizler değiliz. Nitekim Halil Açıkgöz ile yaptığı sohbetlerin birinde Halil Açıkgöz Cemil Meriç'in de müşkil olarak nitelendirdiği bir soru yöneltiyor ona. Bu sorunun da aslında Cemil Meriç'in konumunu ve şaşmazlığını tespit etmek için sorulduğu iddia edilebilir. Namık Kemaller Avrupa'ya hayran olarak ülkemize döndü diyor Halil Açıkgöz. Sonra da ekliyor. Siz de onlardan sayılmaz mısınız? Sahiden Cemil Meriç'i bu noktada farklı kılan nedir? Cemil Meriç neden bu aydın meselesine çokça düşmektedir? Ya da onun mesela farklılıklarından ziyade bu Avrupa hayranı aydınlarla olan benzer noktaları nelerdir? Ya zaten burada soru bireysel yoruma yetiyor ve ben kendi açımdan şöyle görüyorum. Hani Namık Kemal'lerle bir mukayese etmiş aslında röportajda. Fakat hani kendisinin de söylediği gibi yeni Osmanlılar aslında Avrupa'ya hayran olarak geri döndüler. Fakat ben Meriç'in Avrupa'yı tanıdığını düşünüyorum. Yani kendisi de diyordu ya biz Avrupa'yı tanıyamadık. Ben Meriç'in Avrupa'yı tanıyarak geri döndüğünü düşünüyorum. Fark burada başlıyor. Çünkü Meriç aslında Avrupa'yı tanımayı, hani şöyle bir şey de var. Avrupa'yı tanırken kendi değerlerini de kesinlikle dışarıda bırakmıyor. Çünkü Avrupa'yı, zaten tanımasından kastım da bu. Avrupa'nın kendi değerleriyle örtüşmediğini bir bakıma fark ediyor. Burada Avrupa'dan kastımın da yani bu hani Doğu Batı oturumda konuştuğumuz Batı zihniyeti olduğunu söyleyebilirim. Bu bakımdan da
Meriç'in bu hususta konumlanması, yani konumlandığı nokta için Avrupa'yı tanıyan, hani çok böyle net bir konum söyleyemeyeceğim, fakat hani özelliklerini söyleyip bir konuma varmaya çalışabiliriz belki. Hani Avrupa'yı tanıyıp kendi değerleriyle mukayese eden, kendi değerlerinden bir şeyler, yani çözümler üretmeye çalışan ve hani kendisinin de bu hani sağ sol olayına hiç değinmedik, belki ona da bir değinmek gerek. Yani bu obskürantizm olayları ya da bu şeyden bahsettiğimizde, bu partizanlıktan bahsettiğimizde, aslında bunun en büyük tezahürünü de ülkemizde sağ sol olaylarında gördük. Ve Meriç bu sağ sol olaylarına alakalı da şey, bir metin yazmış. Mesela sağ ile sol diyor. Mesela o metinde şöyle diyor. Bir yazarın, yani namuslu her yazarın borcu, vicdan borcu, kendi gerçeğimizi kendi kelimelerimizle anlayıp anlatmaktır. Yani ben Meriç'in kendi gerçeğimizi, çünkü Meriç'in bu eseri de daha doğrusu metinleri de yazdığı döneme de baktığımızda bu sağ sol olaylarını görüyoruz. Ya da ondan öncesinde hani kendisinin yaşamında bu batılılaşmanın etkilerini görüyoruz. Çünkü hani okulunda, hani burada ta birinci oturuma atıf yaparak, birinci oturumda da ilk konumuz hani Meriç'in bir bakıma niye Doğu Batı'yı konuştuğuydu kendi yaşamından. Hani burada ikisini de birleştirecek olursak, Meriç'in yaşamında bu olayla çokça karşılaşıyoruz. Ve bu şartlar da o dönemin olayları göz önünde bulundurulduğunda Meriç'in kendi gerçeğini kendi kelimeleriyle anlayıp anlattığını düşünüyorum. Çünkü sağ sol olaylarına kendisinin bir yorumu var ve kendi değerlerini, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini ya da bunu hani Osmanlı Devleti'nin değerlerini göz önünde bulunarak yaklaştığını görüyoruz. Bu bakımdan bu Namık Kemallerle karşılaştırılmasını pek de doğru bulmuyorum açıkçası. Söyleyebileceklerim bunlar diyebilirim. Ben Üsame abinin dediklerine şunu eklemek istiyorum aslında. Hani Cemil Meriç'in Avrupa'yı tanıdığını ya da en azından tanımak yönünde bir çabası olduğunu belirtiyoruz. Ancak bu mesela hayatın ilk dönemlerinde belki Cemil Meriç'in de bir hayranlık duyduğundan söz etmek mümkün olabilir. Ya da işte Avrupa'ya belki diğer aydınlar gibi yaklaştığından. Ancak daha sonraki dönemlerde kendisinin de çokça dikkat ettiği şuur ve eleştiri mevzusunun meydana geldiğini görüyoruz. Ve bana kalırsa Cemil Meriç'in aydını bunca eleştirmesi ya da işte bu kabuğundan çıkmaya zorlaması ya da ideolojilerini de işte test etmeye ve eleştirmeye davet etmesi bununla alakalı olabilir. Yani kendisinin aslında bu yolculuk sürecinde belki başta Avrupa'ya veya ülkemize yaklaşımı böyle değildi. Ancak bir süreç sonunda buraya geldi ve bu eleştirel süreç içerisinden diğer aydınların geçmesini de önerdiğini görüyoruz. Hani bu noktadan defalarca söyledik belki ama Cemil Meriç'i aydın tanımını belki tanımlayan en anahtar kelimelerden biri şuur ve irfana değer verilmesi olduğunu söyleyebiliriz. Ben de bu noktada başka bir şekilde tanımlayayım Cemil Meriç'in aydınlığını. Şimdi yani zaten Hüsam abinin de söylediği gibi biraz daha bireysel bir noktaya çıkıyor bu sorunun cevabı ama Cemil Meriç'in kaleme aldığı yazılarındaki tutumu genelde bizim aydın diye tabir ettiğimiz kişilerin yazılarında rast geldiğimiz o üstten bakan tutumla asla bağdaşmıyor. Yani özellikle üzerinde fikir birliğine varılamamış ve halkın kafasında muğlak kalmış bazı kavramları açıklarken özellikle ifadelerini yani hitap ettiği kitleyi göz önüne alarak şekillendiriyor. Bunu fark ettim en azından. Ve şiirsel bir dil kullanmasını da aslında buna bağlıyorum ben. Ve bence hepsinden de önemlisi mesela bu ülkede hiçbir cümlenin başında bir kibir emaresine rastlamıyoruz. Hatta tam aksine bu ülkenin bir kaneviçesi var. Yani üşenmeden her sayfanın altına dökülmüş onlarca referans görüyoruz. Ve Alev Alatlı bunun hakkında şöyle diyor. İşte dipnotları kendine saklayıp fetva vermek de vardı diyor. Ya öyle hakikaten baktığımız zaman aydın olmanın, münevver olmanın en azından bu gibi isimlerle anılmanın bünyesinde fetva vermek olduğunu hep görüyoruz geçmişteki örneklerden.
Burada işte bir ayrıma gitmek istiyorum. Ya en başta konuştuğumuz şeye de atıf yaparak hani demiştik ya entelektüel kelimesini münevver olarak aldık, dilimize aldık. İşte sonrasında aydın kelimesi onun yerine geçti diye. İşte münevver aslında nurla ilgili bir şey. Ve aydını biraz daha kaypak bir kelime olarak algılıyorum. Şundan dolayı işte ay, aydınlatmak üzerine düşen ışığı yansıtan nesneler için kullanılan bir tabir. Nur kelimesi ise aslında dışarıdan bir enerjiye ihtiyaç duymadan, yani kendisinin salt enerji oluşu itibariyle dışarıdan bir enerjiye ihtiyaç duymadan aydınlık veren bir şey. Dolayısıyla ben Cemil Meriç'i kategorize etmek konusunda münevver kategorisine yerleştirmekte bir beis görmüyorum diyorum. Bunu da Cemil Meriç'in sözleriyle, yani kendisinin bu soruya verdiği cevapla bitirecek olursak, o da aslında Hüsami abinin değindiği noktaya değiniyor. Kendisinin Namık Kemal ve neslinin Avrupa'nın yalnızca yükseliş dönemine önem gösterdiğini ve Avrupa'yı yalnızca yükselişiyle beraber tanıdığından bahsediyor. Ve şöyle söylüyor, bu aydınlar Avrupa medeniyetini kökleriyle anlayacak seviyede değillerdir. Ve sonrasında da kendi yaşamını öne sürüyor ve böylelikle kendi yaşamında ona verilmiş olanakların aslında Avrupa'yı kökleriyle beraber algılamasına yol açtığını ve Avrupa'ya karşı yaklaşımını da bu şekilde belirlediğini gösteriyor. Bu arada hiçbir katılımcımız yok. Biz bize kaldık. Ben hepinize gerçekten çok teşekkür ederim.